Efendim iyi geceler. Tarih ve medeniyete hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerli hocam Profesör Ahmet Şimşirgil ile birlikte karşınızdayız. Değerli izleyiciler, bu gece çok önemli bir konuyu bütün detaylarıyla masaya yatırmayı düşünüyoruz. Cemalettin Efgani meselesi. Cemalettin Efgani meselesi belki bazılarınızca bugüne kadar duyulmamış bir isim olabilir ama malum hocamızla yaptığımız programlarda sık sık Afgani, Abdo, Mevdudi, Reşit Rıza gibi isimler zikreder ve bunların İslam düşüncesine, İslam dinine ve Ehl-i Sünnet anlayışına vurduğu darbelerden söz eder. Zaman zaman ben de hocam bu isimleri bir gün müstakil olarak masaya yatıralım demişimdir, bunları hatırlayacaksınız. İşte bugün özellikle 19 ve 20. yüzyıl İslam düşüncesine ve günümüzde hala Müslümanları etkilemeye devam eden İslam alimlerinin, ilahiyatçıların, bir takım düşünürlerin fikri arka planlarında çok ciddi tesirleri olan Cemalettin Afgani ve onun görüşlerini, onun misyonunu, hayat macerasını ele almaya çalışacağız. Çok ilginç bir kişilik, çok enteresan bir şahsiyet. Bir şiirinde de belirttiği gibi kendi kimliğini ve misyonunu kendisi dahi anlayamamış bir adam, öyle söyleyelim. İşte bütün bunları konuşacağız, hepsini hocama soracağım. Tabii geçen haftalarda işlediğimiz konularla ilgili çok sayıda sorularınız geldi. Bunlara şimdi temas etmek istiyorum çünkü bize gönül koyuyorsunuz. Enteresan sorular var, belki yine açılımlar da getirecek. Hali yine yoğun bir program olacağı benziyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Fatih Bey. Haftalar hızla geçiyor. Yine bir cumartesi akşamı birlikteyiz. Evet. Cemalettin Efgani tabii çok mühim bir konu. Aslında onun çok önemli talebesi Şakirdi Muhammed Abduh'u da konuşacaktık. Abduh da ilginç. Fakat galiba sadece Afgani'ye birkaç program yapsak yine anlatamayız. Doğru. Ama onu da özellikle çok iyi işlememiz lazım. Çünkü tesirleri hala devam ediyor. Fikirleri hala yaşıyor malum. Tabii onlara geleceğiz. Fakat tabii öncelikle Twitter'dan izleyicilerimizin bize gönderdiği soruları, itirazları ve selamları da sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen mesela Ahmet Bey. Amerika'da her zaman çok büyük bir keyifle izliyoruz. Teşekkürler demiş. Sağ olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Ahmet Bey soy isminizle yazsaydınız onu da söylerdik. Hem ona hem bütün izleyicilerimize ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olsunlar. Hasan Yıldırım Bey size çok ihtiyaç var. Allah razı olsun demiş. Amin diyoruz. Yine KH Rumuzu'yla Azerbaycan'da sizi izliyoruz. Çok sağ olun. Özellikle Hocalı katliamını konuştuğunuz için demiş. Evet. Azerbaycan'dan mı, buna mı vasil? Çok sayıda hocam bir mesaj var. Teşekkürler var. Teşekkür ederiz hepsine. Sağ olsunlar. Yeri geldiği zaman onlara da temas edeceğim. Sezgin Serbest kardeşimiz, tarihi tam olarak gerçek kaynağından öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor demiş. Ya bunu hemen her yerde konferanslarımda da insanlar soruyorlar. Tarih o kadar sağından, solundan, yandan, öteden, beriden anlatılıyor ki, yani tek düzey yönlerden ele alınıyor. İnsanlar tek bir bakımdan bakıyor ve kendilerine göre bir tarih görüyorlar. Bunun biz Türkiye olarak umumi sıkıntısını çekmekteyiz. Yani birincisi bizim tarihimiz üzerinde çok oyunlar oynandı. Tarihimiz özellikle değiştirilmeye çalışıldı. Özellikle değiştirildi. Özellikle yanlış yazıldı. Filmleri çekildi, dizileri yapıldı. Yani bugün dahi devam ediyor. Dolayısıyla da bizim tarihimizi doğru bir şekilde anlayabilmek, değerlendirebilmek, açıkçası izleyicimiz çok haklı, imkansız bir hale geldi. Çok zor. Fakat izleyicilerimiz şunu da bilsinler, bugün günümüzde artık çok eserler yazılıyor. Tarih bölümlerinde, Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümlerinde çok akademik eserler yazılıyor. Ve bunlar halka mal olacak şekilde de, halkın anlayacağı şekilde de yeni baştan kaleme alınabiliyor bu eserler daha uygun bir şekilde. Halkın seviyesine inmek suretiyle de yazılıyor. Dolayısıyla insanların tek bir şey yapması lazım Fatih Bey, okuması lazım. Hele bizim tarihimizi mutlaka eserlerden öğrenmek lazım. Diyecekler ki, hocam hangi eser doğru, hangisi yanlış? Zıtlarını da okusunlar. Yani zıddıyla okusunlar.
sadece benim eserimi okuyun demiyorum. Bana muarız bakanı, bana ters bakanı da okusunlar. Her ikisini de okusunlar ve yorumlasınlar, değerlendirsinler, delillerine, kaynaklarına baksınlar. Değerlendirme ve yorumlama kabiliyetleri gelişsin. Bu çok önemli. Böyle olduğu zaman insanlar herkesin anlattığı, biz de burada anlatıyoruz değil mi? Mesela bir insan eseriyle insandır. Eseriyle, benim anlatmamla değildir. Bir Fatih Sultan Mehmet'i aldığı zaman Fatih babasından nasıl bir devlet aldı? Fatih oğluna nasıl bir devlet bıraktı? Sözü neydi, sohbeti neydi, bıraktığı eserler neydi? Yani buna girdiği zaman Fatih'in bir şahsiyeti ne tür eserler yaptırdı, neler yaptırdı, nereleri fethetti, ne maksatla yaptı, sözüne, sohbetine, şiirlerine, Fatih nasıl şiirler yazdı? Bu şiirleri doğru anlamak için edebiyatı da bilmek lazım. Bunu anlamak lazım. Çünkü bir divan edebiyatı diye bir şey var, günümüzde yok. Yıktık biz her şeyi. Yani bugün bir Osmanlı edebiyatını insanlar anlamıyor. Divan edebiyatını anlamıyor. Kökünden reddediyor. Ya hani ne derler, reddeden mahrum olur diye. Reddetmişsin, bilemiyor. İhtiva ettiği manaları bilmiyor. Kelime manalarını dahi anlamıyor. Böyle bir noktadayız. Dolayısıyla da o edebiyatı yine edebi eserlerden alınacak. Bu divan edebiyatı nedir, ne değildir? Osmanlı'nın o edebiyatına baktığınız zaman tefsir var, hadis var, fıkıh var, ne ilimler var? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla da insanlar şu şekilde böyle geniş bir perspektiften bakmayı bilecek. Hatta bazen bir de vicdanına, ya hangisi doğru bunların diye şöyle vicdanını dahi soracak yaptığı ilettiğiyle. İnsan hani bizim çok güzel bir sözümüz vardır. Bir yere gidip gelen insana yediğin içtiğin senin olsun. Gördüğünü, geçirdiğini, ne gördün, ne ibretlik, neler getirdin, bize anlat bakalım. Ama yediğin içtiğin senin olsun. Oysa biz bugün yediğiyle, içtiğiyle değil mi? Yani bir takım hiç bizi ilgilendirmeyecek yönleriyle uğraşıyoruz insanların. Şayet yaptıklarıyla değerlendirirsek insanların kalbi de doğruyu anlayacaktır. Zıddıyla okusunlar. Bunu tavsiye ediyorum. Eyvallah. O zaman daha rahat bir şekilde değerlendirmelerini yaparlar. Hocam, o zaman 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 bizim de bazı eser isimlerini burada zikretmemiz lazım. Doğru. İzleyicilerimize bazı kitapları tabii tavsiye etmemiz lazım. İnşallah edelim. Yani tabii. Zaman zaman kitaplar da tavsiye edelim. O tip eserlerin, muarızı olan eserlerin de isminden zikretmemiz lazım. Ki çapraz okuma imkanı olabilsin izleyicilerimizin. Şimdi Yağız Bey, Selçuklu eserleriyle Osmanlı eserlerini karıştırmıyorsunuzdur umarım. Hangisi daha çok eser bıraktı diyor. Ama Yağız Bey tabii hangi coğrafyada olduğunu belirtmemiş. Biz genel anlayalım. Selçuklu yani, mu Osmanlı mı daha çok eser bıraktı? Şimdi Selçuklu mu Osmanlı mı deyince Büyük Selçuklu mu Anadolu Selçuklu mu diye de devreye girer. Tabii. Her ikisini birden de devreye katabiliriz. Tabii. Anadolu Selçuklularını Büyük Selçuklu'nun içine katarsak Anadolu'da onlarca beylik var. Beyliklerin eserleri var. Bunları Selçuklu'ya katmasın izleyicimiz. Yani bir Kastamonu'yu alırsınız, Candaroğlu Beyliği'nin eserleri vardır. Değil mi? Yani bir Manisa'yı alırsınız, Saruhanoğulları Beyliği'nin eserleri vardır. Bu nevi bizim her türlü Kütahya'yı alırsınız, Germiyanoğulları'na ait nice eserler vardır. Bunların hiçbirisi, yani Anadolu'yu aldığımız zaman hemen Selçuklu'ya da izafe edebilmek mümkün değil eserlere. Ama 600 yıllık bir Osmanlı'yı bütün umumi coğrafyasını aldığımız zaman onu bütün diğer devletlerin hepsinin eserini bir araya koysanız Osmanlı etmez. Pekala. Tabii geçen haftaki misafirimiz sadece Trablusşan'da, pardon, Beyrut'ta, Lübnan'da 1350 tane Osmanlı eseri tespit ettiğini söyledi. Beyrut işte Kıbrıs kadar bir yer, 10.000 kilometre kare dedi. Evet. Anadolu'yu düşünün ki orada Memlükli eserleri var, Selçuklu eserleri var değil mi? Evet. Ha bir de Osmanlı'nın bir yönü de vardır. O eserleri 6 asır Osmanlı'da ayakta tutmuştur. Yani Osmanlı'nın bir böyle bir diğer yönüyle yapmasıyla ayakta tutmuştur, kullanmıştır, değerlendirmiştir. Bu da çok önemlidir. Bu da o eserlere sahip olabilmek, bu da medeniyetin bir parçası. Sürekliliğinin de bir ifadesi. Evet, biz sahip çıkabildik mi, çıkabiliyor muyuz? Osmanlı'nın eserlerini nasıl yok ettiğimizi, baltaladığımızı, bitirdiğimizi, yola, öteye, beriye,
feda ettiğimizi hep söylemiyor muyuz? Şimdi evet. İşte Osmanlı mirasa da sahip çıkan. Evet. Hani izleyicimiz belki Selçuklu'yu inşallah bir medeniyetiyle program yapalım. Böyle bir şeye vesile olsun bize. Ben tebrik ediyorum kendisini. Ama hani bir illa mukayyet. Selçuklu o günün haline göre yapabileceğini yaptı. Saruhanoğlu yapabileceğini, Karamanoğlu yapabileceğini yaptı. Medeniyet eserleri bakımından. Germiyanoğlu, Karesioğlu, Eridir, her birisi eserlerini yaptılar. Osmanlı da yaptı. Bizim her biriyle, her birisi kendi gücü nispetinde, kendi ömür sürdüğü müddetince bu eserleri yaptı. 50 yılı da birisi 50 yıl sürüyor, biri 250 yıl, biri 600 yıl. Yani illa karşılaştırma noktasına da gitmemek tabii. Lazım. Mukayese. Bu mukayese de önemli. Evet. Bir tane 600 küsür yıl Osmanlı yani, değil mi? Tabii o bıraktığı eserleri evet. O orana göre değerlendirmek lazım. De lazım. Hepsi bizim neticede. Hepsi bizim. Böyle bakmak lazım. Hatta Bizans'tan kalanlar da bizim yani. Onları dahi tabii. Osmanlı yaşattı. Hocam Mehmet Acar Bey, Osmanlı'ya Kürtlerin bakış açısı nasıldı? O zamanlarda da bu tarz sıkıntılar var mıydı demiş. Şimdi Kürtlerin başlangıçta, ilk başlangıç itibariyle nasıldı diye bir sorguladığımızda Kürtler kendi arzularıyla, istekleriyle Osmanlı'ya tabi olmuş, Osmanlı'nın idaresi altına girmiş, Osmanlı'nın bakışı neyse Kürt'ün bakışı da o olan ve hiçbir aralarında fark bulunmayan bir durumdur. Hatta ilk Osmanlı medresesinde İznik'teki Davud-u Kayseri ile Taceddin Kürdi iki müderristir bakın Kürt ile Türk'ün. Ortaklaşa bir Osmanlı medeniyet ilmini, çok eğitimini inşa ettiğini görüyoruz biz. Bu sadece ta Yavuz Sultan Selim'de Kürtler Osmanlı şeyine girdi falan anlamasın insanlar. Osmanlı'nın ilk medresesinde Kürt müderrisler var. Ve beraber gidiyorlar. Bizim Kürtlerle şeyimiz son 300 yıl, 500 yıl, 600 yıl değil. 400 yıl Yavuz'dan, Selçuklu'dan itibaren, çok daha öncesinden, İslam dairesinden itibaren Kürtlerle öylesine bir beraberliğimiz var ki bugünün yine siyasi, politik bir takım şeylerine malzeme etmemek lazım. Yabancıların bizi ayrıştırmalarına, bizim kardeşi kardeşi kırdırmalarına bakmamak lazım. Kürt'ü, Türk'ü gerçekten et ve tırnak gibi aslında iki milletidir. İster ayrı kabul et, ister bir kabul et. İki et ve tırnak gibi iç içe geçmiş iki millettir. Onu iç içe geçiren en önemli unsur da İslamiyet'tir. Ehli sünnettir. Dolayısıyla asıl bunu işlememiz ve görmemiz lazım. Bu olmayınca ırkçılık ortaya çıktığı zaman ben Kürt'üm, sen Türk'sün, ben Laz'ım, sen Çerkez'im oluyor. Şehircilik ortaya çıksa sen diyeceksin Fatih Bey Konyalıyım, ben diyeceğim Sinopluyum. Al sana aramızda kavga. Sinop böyledir, Konya büyüktür, Sinop deniz kenarındadır falan filan. Yani övdü tartış dur ne iş olacaksa. Halbuki bizi Müslümanlar kardeştir. Şunu insanlar anlayabilse, peygamberimizin sözü. Müslüman mısın kardeşim? Müslümanlar kardeştir. Küfürde tek millettir. Şunu anlayabilirsen dostunu, düşmanın her birini sezersin. Bu kadar basit. Evet. Ve hak ve batıl mücadelesi de kıyamete kadar devam eder. Devam eder. Yani hak, batıl ikiye ayrılıyor. Fakat tabii şu var hocam. Şimdi bizde bir insan var. Aklı başına gelir, ölene kadar Kürt, Türk, Ermeni, Çerkez, Laz hep bu kavramlar dünyası içerisinde büyür. Değil mi? Evet. Bu kavramlar etrafındaki düşman propagandaları, lehte aleyhte bir takım efendime söyleyeyim haberler, televizyon haberleri, gazete haberleri. Bir de şimdi modern çağın işte ulus devletleri gibi tamam mı parçalanmış, bölünmüş bir sosyolojik arka planın da tesiriyle biz de zannediyoruz ki yani böyle bir ortamda doğan bir insan zannediyor ki tarihin eski dönemlerinde de aynı şartlar, aynı söylemler, aynı düşmanlıklar, aynı ifadeler vardı. Ya adamı kalıplar, jargonlar çok farklı zaten. Adamı yani. Türk diye tanıttığı tabii. Zaman estağfurullah tabii. Diyordu ya kendisinin tabii. İslam, Müslüman tabii. Yani tabii. Böyle bir ırki tabii. Noktasını böyle bir kompleksi Osmanlı'nın yoktu. Kürdistan diyebiliyordu hocam. Evet. Lazistan diyebiliyordu. Değil mi? Evet. Osmanlı haritalarında bu var. Lazistan böyle var, bir anlayış Kürdistan yoktu var. Zaten. Evet. Yani. Böyle bir anlayış yani. Yoktu. Bir de hep
Yeri geldikçe söylüyoruz. O Kürt beylerinin Yavuz Sultan Selim'e mektubu var. Ondan bir cümleyle bahsetmek ister misiniz? Kürt beylerinin Yavuz Sultan Selim'e mektubu var. 4. Murat Han'ın savaşa girerken bire Kürt Ahmet. İşte meydanda gezmek hüner değildir. Gücünü burada göster. Bire Arnavut Ali. Sokakta adam dövmek değil. Gücünü burada göstereceksin. Yani şimdi orada bunu söylerken de hani İslami şeyini bunu bir zenginlik olarak da mesela bir farklılık olarak değil bir zenginlik olarak da ifade edebiliyor. Bu, ve bundan gocunmuyor dediğiniz gibi. Kürt, Laz, Arnavut kullanıyor ama bunun herhangi bir şeyi yok. Bir İslam dairesi bütünlük içerisinde zenginlik bunu ayırt etmek. Sen şusun, şu değilsin, busun falan değil. Çok rahat Kürdistan, Lazistan dediği gibi. Şimdi Kürt beyleri yani Yavuz Sultan Selim'e hem davet hem bağlılık hem de Fatih Bey Yavuz Sultan Selim Mısır'da 2 sene mücadele ederken Diyarbakır, Mardin 2 sene müddetle Safevi ordularına direndiler. Artık çekirge yediler diyor. Ve en sonunda Yavuz Sultan Selim kuvvetlerini gönderince Şah'ın o Karahan'ı müthiş bir bozguna uğratıyor bıyıklı Mehmet Paşa. Mahvediyor ve orası artık Osmanlı hakimiyetine giriyor. Tamamen kendi arzu ve istekleriyle ve ne çileler içerisinde. Böyle olduğu halde teslim olmuyorlar. Bütün bunlar çok önemli şeyler. Bugün herhalde şu bizim şu ayrışma noktamızı onlar görseler bize ne derlerdi? Anlamazlar. Biz onları görsek ne derdik? Ya biz onları görsek ne der? Onlar bizi görse herhalde bunlar deli derlerdi. Başka bir şey değil. Anlayamazlardı. Anlayamazlar, mümkün değil. Tabii. Bu ne? Böyle bakarlar yani. Tabii. Hocam hani bir daha önce de söylemiştik, katılır mısınız bilmiyorum ama Türkiye Kürtlerle ya büyüyecek ya küçülecek. Fatih Bey, Türkiye Kürtlerle büyür, ardından Araplarla büyür, ardından Hint Müslümanları ve çevresiyle büyür, Arnavutlarla büyür, Boşnaklarla büyür, Azerilerle büyür. Bakın izliyorlar ve ne kadar memnun olduklarını söylüyorlar. Azerbaycan'a İran sahip çıkmıyor. Ermenistan mı dost olacak, Rus mu dost olacak? Türk dünyasıyla, Kürt dünyasıyla, Arap dünyasıyla, bütün Müslümanlarıyla kardeşliği becerebildiğimiz gün zaten büyüye büyüye gider. Toprak almaya gerek yok, ülke almaya gerek yok. Sadece birbirlerini sevsinler. Şundan 5 sene önce Anadolu'nun kadınları otobüslerle Halep'e gidiyorduk. Görüşüyorduk, ediyorduk. Dışarısı buna imkan vermiyor. Dışarısı buna fırsat tanımıyor. Dışarısı birbirine düşünebilmek için her yolu deniyor. Sadece kimler iktidarda diye bakacaksın. Mısır'da kim iktidarda? Bir anda Türkiye ile bir anda kardeş gibi olacakken kimi getiriyor hemen iktidara? Sen dünyaya demokrasi, cumhuriyet, demokrasi, hürriyet diye bağıracaksın. Mısır'da darbeyi alkışlayacaksın. Bunları Müslümanlar anladığı gün her şey çözülecektir görebildiği gibi. Ama realite bu maalesef. Bunlar oluyor. Şimdi, vallahi millet de uyanıyor. Tabii. İnşallah millet de bizim bir millet düşmez. Bu tuzağa düşmeyeceği günler gelecektir çünkü, inşallah. Çünkü küçülür maazallah. Eğer Türklerle Kürtler bu tuzağa düşerlerse bu problemi çözemezlerse. Bu bizim ülkemizin de perişanlığı onlar olur. Onlar da küçülür, perişan olur. Biz de küçülürüz. Onlar ne olur bilemiyorum yani. Allah korusun. Büyük tehlike onlar olur. Öyle bir tuzağa düşer ki çünkü sebep olan çok büyük vebal çeker. Bu tuzağa 1. Dünya Harbi'nden önce ve sonra düşenlerin hali halini görmek lazım. Bunları konuşuyoruz. Evet. Amerika'da başkanlık adaylarından bir tanesi yeni internette dolaşıyor. Kürtlere toprak verilmesi gereğinden falan bahsetmeye başlamış. Yani niyetler belli, tuzaklar belli, tarih tekerrür ediyor. Ediyor. Aynı numaralar, aynı milletler, aynı ırkların temsilcileri eliyle yeniden ısıtılıp gündeme getiriliyor. Yani şunu duyduğu zaman o Kürt vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin topyekün ayaklanması lazım. Topyekün. Hiç kimse bir şey yapamaz. Amerika'nın tuzağına düşerse, Amerika'nın, Yahudi'nin, ötekinin onlara ne yapacaklarını ben biliyorum. Tarih gösteriyor. Irak ortada, Suriye ortada. Ortada. Ne olacağı? Afganistan hiç ortada. Ortada. Ne olacağı? Yazık olur. Başka hiçbir şey değil. Allah korusun. Topyekün. Allah korusun evet, diyelim. Allah korusun diyeceğiz. Başka Cüneyt söyleyecek Cüneyt bir şey Gökalp, yok.
Diriliş Ertuğrul Gitsin'in bu haftaki bölümünde Dündar Bey genç yaşta katledildi. Bu olayın tarihsel bir karşılığı var mıdır? Katledildi mi? Herhalde evet, geçen haftaki şeylerden, suallerden geçen hafta öyle bir durum oldu. Hatta bir arkadaşım sabah bana hemen dedi ki, hocam Dündar öldürüldü, izlememiştim. Dündar öldürüldü, ne diyorsunuz falan dedi önceki hafta. Ben de geçen hafta bak konuşmadık, hiç açmadık mevzuyu, soru da yoktu. Ben de dedim ki cenazesini yaptılar mı dedim, gömdüler mi, cenaze namazını kıldılar mı? Hayır dedi, daha öldü dedi. O zaman dedim sazanlar atlar dedim o işin üzerine. Sakin ol dedim, o haftaya dirilir dedim. Bir şey olmaz dedim, hastanede gözünü açar dedim. Bıraktım, ortaya bir tweet atmadım ama çoğu tweetleriyle ortalığı vay Dündar öldü mü ölmedi mi bunu bekliyorlar. Fatih Bey, şunu artık görüyorum ben. Bu tarihi isimlerden esinlenerek yapılmaktadır bu dizi. Ertuğrul dizisini artık izleyicilerimiz tarih diye izlemesin. Burada tarih yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Nasıl şeyde söylediğim gibi, Muhteşem Yüzyıl'da, Muhteşem Yüzyıl kötü niyetle yazılmış, yapılmış bir senaryoydu, diziydi, kötü niyetti ve kötüleme üzerine haftaya imkanımız varsa, şeyi varsa, bir Arap tarihçinin şimdi Arabistan'da Sultan'ın Haremi diye izleniyor. Sultan'ın Haremi diye gösterimde, televizyonlarda ve bir Arap tarihçinin nasıl dertli bir adam, canhıraşhane, bizim Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı, bir bölüm İnşallah burada Allah. Programımızda gösterelim. Yeni mi hocam bu? Yeni yani, yeni. Mi? Yeni yeni. Gösterelim. İnşallah programımızda ama gösterelim. Arap dünyasında ilginç şeyler oluyor. İlginç şeyler oluyor. Nasıl savunduğunu inşallah şurada bir bölüm gösterelim. Bu tamam. Çok önemli bir husus. Bunu unutmayalım hocam. Bakın, bir kitap getirecektiniz, unuttunuz. Bunu da unutmayalım. Unutmayalım. Haftaya inşallah tarih kurumunun kitabını kitap da getirecektim. Vallahi Fatih Bey, dün akşam Ankara'dan gelirseniz 3 tane konferans verirseniz, ertesi gün yarın 3 konferans, cumartesi memleketine Konya'ya gidiyorum. Öyle yani, mi? Bu cumartesi. Evet, unutmamı hoş gör, burada millete söylüyorsun ama beni de söyletmek zorunda kaldın. Ama programa gideceğim. Yetişmeniz lazım yani. İnşallah. Ama ama hızlı tren var, gider gelirsiniz. Konya'ya hızlı tren var malum. Yani bu bütün bunlara baktığımız hocam, zaman. Hocam eskilerin deyimiyle Allah sayenizi meşkûr kılsın. Hakikaten abi, iyi tempo. Teşekkür ama ederim. İhtiyaç var. Buna mecbursunuz. Bilenler bildiklerini anlatmaya mecbur. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Şimdi dirilişte de niyet güzel. Fakat rota bozuk. Yanlış. Doğru bir tarihi yok. Her şey kurgu üzerine dayalı. İsimler sadece bu. Onun için ne Ertuğrul'un yakalanması, başının sulara gömülmesi, dövülmesi, ne Dündar'ın yaralanması, bütün bunların her birisi bir senaryo. O senaryoya benim düşecek halim, yani yok öyle vay Dündar öldü mü ölmedi mi böyle tweetler atmam, yani, tabii, bunlara da gelmem, izleyici de gelmesin. Ciddi şeyler konuşmamız lazım. Evet. Vaktimiz yani, çok değerli. Aynen öyle. Fantastik hikayelerle burada vakit geçirecek ya, halimiz keşke, yok. Keşke bunca masrafa, bunca emeğe, bunca gayrete, yani doğru kardeşim, işte bu Osmanlı, işte bu Osmanlı, işte bu Kayı, işte bu Fatih, işte bu Kanuni diyebileceğimiz dizileri çekebilsek. Yani şimdi laf kalabalığıyla herkes çok acayip savunuyor da, bir de şunu sorgulamak gerekmez mi? İçine siniyor mu, sinmiyor mu? Yani ben bir mesela şey izlediğim zaman, eğer içime sinmiyorsa, bir taraflarımı acıtıyorsa orada bir problem vardır zaten diyelim. Fakat şu Arap yapımcının filmini çok merak ettim. Bu benim aklımı hemen şöyle bir şey düşürdü. Geçen haftaki kıymetli konuğumuz Halit Tetmori, Trablusşan'da meydanında yıkılmış Osmanlı hükümet konağını yeniden diriltmek için buradaki adeta bu gezinin tam tersi, evet, evet, tam tersi bir eylemi örgütlerken, bir hareketin liderliğini yaparken, niçin? Bir Osmanlı konağını yeniden yaptırmak için. Karşısındakiler kim?
orayı otopark olarak bozmak isteyenler. Burada neydi? Askeri kışlayı yeniden yaptırmak isteyen bir irade vardı. Yaptırmazlıkçılar, istemezlıkçılar değil mi? Evet. Burada tam tersi bir manzara ama burası Türkiye. Ya her gün ağaçlar yıkılıyor çeşitli vesilelerle. Neredesin sen? Nerelerdesin? Çok cahil bir dikkat. Kaldı ki oraya gidildiği zaman ne oldu? Yani o kadar rezalet ki. Gelin bakalım ne istiyorsunuz? Köprü yaptırma, havaalanı yaptırma, nükleer santral yaptırma. Başka? Osmanlı sanayileşemedi. Osmanlı yetişemedi. Osmanlı şunu yapamadı. Osmanlı bunu yapamadı diyen adamlar bugün her şeye karşı çıkıyor ya. Her şeye. Ya sen ne 200'lü, 500'lü, 700'lü insansın? Alternatifi de yok. Yok. Ne istiyorsun? Yani hani bir şu memlekette İngiliz yok ama İngiliz muhipleri çok. Her şeye karşı olan. Oo, hem nasıl? Hocam bu meydan meselesinde Beyrut'ta ne oluyor, burada ne oluyor? Burada muhteşem yüzyıl diye tamamen hakaret üzerine, tamamen tarihi gerçeklere ters bir şey çevriliyor. Bir konuşması televizyonda. Öyle mi? Evet, bir konu. Fakat mükemmel. Şunu duyurmak lazım dünyaya. İbretlik. Kendimize dönüp bakmamız lazım. Böyle hocam, kısa bir... inşallah onu ben inşallah size hatırlatırım. Siz de zaten not almışsınızdır. Hocam tabii çok soru var. Hemen hızla birkaç tanesini daha okumak istiyorum. Çünkü vaktimiz de daralıyor. Afgani'yi anlatmamız lazım. Şimdi İbrahim Erkan Taşçı diyor ki Akif hata yapmış olabiliyor. Peki ya Abdülhamit'i hak etmiş olmak için, yani bu hakaretleri hak etmiş olmak için bir şeyler yapmış olamaz mı? Bir tane daha Akif'le ilgili soru var, toparlayayım. Tamam. Akif'in kötü tarafları bu zamana kadar niye hiç gündeme gelmedi de şimdi geliyor diyor bir izleyicimiz. İsmini yazmamış. Yine Heyula Mahlaslı bir izleyicimiz. Mehmet Akif'i öyle anlattınız ki sayenizde şimdi de ondan iğrenilecek. Bravo, Abdülhamit Han'ın öcünü aldınız diyor. Burada bir şey var, malum, evet. İroni var. Evet hocam, bunları hemen topluca kısaca bir cevap verirseniz. Ya bunlara kısa bir cevap şöyle vereyim Fatih Bey. Bir defa biz ilk defa konuşulmuyor. Akif'in yaptıkları çeşitli Ahmet Davutoğlu hoca tarafından, Necip Fazıl tarafından, yerine göre pek çok kişi tarafından aslında yazıldı, değerlendirildi. Mesela Abdülhamit Han'ın Kurtlarla Dansı kitabında Mustafa Armağan Bey'in neler yaptığını uzun uzun o da anlattı. Yani bilinmeyen şeyler söylemiyoruz. Burada yaptığımız konuşmaların çoğu hakkında yazılmış şeyler var. Bu akşam bahsedeceğiz, işte Afgani'yi konuşacağız, kitabını göstereceğiz. Bilinmeyen şeyler değil. Biz burada elbette ki bir programda bir insanın artıları yanında, eksileri yanında her yönüyle ele almak durumundayız. Yani artısıyla birini koruma, birini kollama değil. İzleyicimiz şunu söylüyor, Abdülhamit hak etti mi, etmedi mi? Millet mi hak etti, hak etmedi, onu da ben bilemiyorum. Hani bazen Cenab-ı Hak size nimetler gönderir, kıymetini bilmezseniz elinizden alıp azap eder. Şimdi bir de böyle bir bakış yönüyle, senin elinde bir nimet vardır. Nimete nimet nimettir. Şayet o nimetin kıymetini bilmezsen onu elinden alır, sana da azap eder. Akif'in, ben bazen insanlara soruyorum, şu İstiklal Marşı ve Çanakkale şehitlerinin dışında bir şiirini oku. Hiçbir şey yok, hiçbir bilgi yok. Akif'in bir Arnavutluk giderken, kalk baba mezarından kalk diye can canı yanışını, bağırışını, perişanlığını da mesela görebilmek lazım. Yeri gelir, geçen hafta da belki okumuştuk Akif'in bir şiirini, Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der, delidir falan diye. Burada okumuştuk. Burada insanların artık şunu bilmesi gerekiyor, ne olursa olsun. Biz o gün burada Akif'i söylerken önemli bir hususta söylüyoruz. Bugün İslam dünyasını 3'e, 5'e, 7'ye bölerek son 200 yıldır bölmek suretiyle yok ediyorlar. Akif, sen aynı zamanda meal yazıyorsun, tefsiri en iyi bilen diye anlatılıyorsun, söyleniyorsun. Ya eyyühellezine amenu etu'ullaha ve etu'ur resul ve ulul emri minkum. Ulul emre itaat edin, sizden olan ulul emre. Benden olan ulul emir demiyorsa, kabul etmiyorsa, hatası olan hatası olmayan diye ayırmıyor. Peygamberimiz zalim ve fasık diye olsalar itaat edin diyor. Şu itaatsizlik zaten bir tek bizde var.
Amerika'da 4 yıllığına seçiyor, hiç ses çıkmıyor. 8 yıllığına seçiyor, İngiltere'de seçiyor, Almanya'da seçiyor, ses yok. Bizde ertesi gün kavgalar başlıyor. Adamı seçiyoruz, sonra elinden, ayağından, kolundan, bacağından yakalıyoruz ki iş yaptırtmayalım. Böyle bir milletin evet. nereye gelebilir? Akif'ten ders çıkartacağız. Bunun için anlatıyoruz. Bunun için söylüyorum. Ha söylerken birilerini acıtıyorsa Akif'in sözleri, bu çok tehlikeli bir şey. Akif Abdülhamit Han'ı küfürle itham ediyor. Niye böyle karşı çıktı? Ama asıl bugün anlatacağım onu. Akif kimin peşindeydi? Afgani. Bu akşam konuşacağız. Tamam inşallah oraya hemen gelmemiz lazım. Fakat tabii Azimendi demiştik. Azimendi cephesinden bir açıklama geldi. Mustafa Azimendi diyor ki liderleri kimdi hocam Azimendilerin? Müslüm Gündüz. Evet Müslüm Gündüz Bey. Bir açıklama yapmış. Bize göndermişler. Benim eğer bir istihbarat örgütüyle bir ilişkim olduysa, varsa Allah'ın meleklerinin yerdeki ve gökteki bütün varlıklarını lanet üzerime olsun. Eğer olmadığım halde benim böyle olduğumu iddia edenler de varsa bu lanet onların üzerine olsun diyerek bize bir açıklama göndermiş. Biz tabii Müslümanız, zahire göre hükmederiz. Beyan bizim için asıldır diyoruz. Biz zaten direkt bu bir istihbarat örgütüyle ilişkilidir dememiştik. Ama istihbarat örgütlerinin bu tür hareketleri çok ustaca kullandıklarından evet, bahsetmiştik. Fatih Bey ben tebrik ederim. Elbette ki biz niyet okuyucu değiliz. Tabii. Biz mevcut bir hareketin nereye gittiğini, mesela o günlerde Müslüm Bey'in ya bu işin üzerinden Müslüman firaset sahibi olur, dikkat ehli olur. Bu işi birileri kullanacak, birileri bu işin üzerinden gidiyor. Öyleyse ben buna tedbirler alayım. Şunların önünü keseyim, durdurayım. Çünkü birisi bundan nemelanıyor ve bunun üzerinden bu milletin üzerinde darbe yapacak. Bu milletin üzerinde boza pişirecek ensesinde. Öyleyse ben dikkat edeyim. O gün keşke şu sözleriyle harekete geçse ve bu sözleriyle durdursa. Çünkü bunun sıkıntılarını biz gördük. Anlatırım. Eyvallah. Hocam tabii bir de 28 Şubat'ı konuşurken rahmetli Erbakan'la ilgili de konuştuk. Evet. Tabii çok sayıda müspet menfi tepkiler geldi, sorular geldi. Hemen onları da hızlıca olur, okumak istiyorum. Olur, kısaca cevaplayalım. Daralıyor. Eray Fırat Bey diyor ki Erbakan hakkında da her şey açığa çıkmalı. Oy vermeyenleri patates dinine tabi tutuyordu demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Fatih Zeybekoğlu, İmam Hatipler bu milletin arka bahçesidir. Bu okullar sayesinde memleket ayakta duruyor. Olmasa ülke tek sasa döner ki dönüyor demiş. Yani müspet manada değerlendiriyor sözü. Arif Mehmet İpek, 28 Şubat bal gibi bir darbedir ve Erbakan bir mücahittir. O kadar Türkistan düşmanına meydan okuyan Erbakan'dır diyor. Yine Kıbrıs için çırpınan da odur demiş Arif Mehmet İpek Bey. Fatih Bey, Fatih Zeybekoğlu Hoca Cunta'ya karşıydı, askere değil demiş. Bu askerle Kıbrıs zaferinin kazanıldığını unutmayalım diyor. Eyvallah. Şimdi Eray Fırat Bey, Sincan Belediyesi'nin Kudüs gecesi düzenleyip cihadı canlandırması, din adamlarına yemek vermesinin etkisi var mıydı 28 Şubat darbesinde diyor. Onur Acar Bey, 28 Şubat'ın patlak vermesinde D8 projesinin etkisi var mıdır acaba demiş. Yine evet ismini okuyamadım çünkü ismi yok. Tehditvari şeyler de var. Erbakan'ın ismini ağzınıza almadan önce abdest alın, abdestli olarak alabilirsiniz diyen izleyicilerimiz var. Şimdi hocam daha çok var tabii ama programımızın süresi de son derece kısaldı. Ne diyorsunuz bunlara? Vallahi en sonuncudan söyleyeyim. Yani Peygamber Efendimizin ismini dahi adam hani abdest, gusül abdesti falan mı diyor ne diyor anlamadım. Yani abdest almasın. Yani abdest almadan ağzınıza almayın diye bir şey yok. Bu işte bu bakış açısının ne kadar yanlışlığını evet. aslında şöyle bir düşünse adam. Yani 24 saat abdesti mi geziyor? Abdesti değilken Peygamber Efendimizin adını anamıyor mu? Dua okuyamıyor mu? Adam şunu düşünse aslında onu bir peygamberin dahi üzerine çıkarıp çıkarmadığının farkına varacak. Yani tehdit
Tehdit edersin, bir adamı öldürebilirsin, ne olur yani, katil olursun. İkincisi, her türlü hakareti yaparsın, o adamın günahlarını alırsın. Her türlü hakareti yaparsın, o adama sevaplarını verirsin. Şurada, şu program başlangıcından bugüne bir tek kişiye hakaret etmiş değilim. Söylediği sözleri ve konuşmalarını anlatıyorum. Bana sadece bize söylediğimiz sözün söylenmediğini, yanlış söylediğimizi uyarılar yapabilir. Zaman zaman geliyor, özür de dilediğimiz oluyor. Hayır, yanlış anlaşılmış, biz şu manada söyledik dediğimiz de oluyor. Pek çok. Yani hakaretle Türkiye'de hiçbir şey olmaz, olamaz da bunu net bir şekilde söyleyeyim. Erbakan'ın çok hizmetleri var. D8'i ben bunların karşısında değilim. Kıbrıs'ta çok önemli bir görevi ifa ettiği, bunun karşısında değilim. Makine sanayiyi dedi ve sanayileşmeye büyük önem verdiği, bunların karşısında değilim. Havuz sistemleri gibi sistemler getirdi. Bir takım insanların rahatsız olduğu uygulamaları oldu. Bunların hiçbirinin karşısında değilim. Bunları konuşuruz Erbakan'ın pek çok noktasını da. Ama o gün 28 Şubat'ı konuşuyorduk. Bizim aynı şekilde bir takım yanlış uygulamaları, bunların önünü almaması, bunları durdurmaması, hani orada arkadaşımız söylüyor Sincan hareketi, gereği olmayan şeyler, lüzumsuz şeyler, gereği olmayan ve bunun üzerinden birisi darbe yapıyor. Yapmadı mı? Yapmadı mı? 28 Şubat bir darbe değil miydi yani şimdi? Benim talebelerimin %90'ının başı açılırken ben bunu yaşadım kardeşim. Benim talebelerimin yüzde bilmem kaçı sınıfı terk edip gitti. Gözümün önünde ağlamalarını görüyorum ve bunun üzüntüsünü çeken birisiyim. Yalvarıyor o gün. Sen onları yaşadın mı? Onları gördüm ben. Fakülteye giremediği günleri, iki imza ile fakülteden atılan insanların günlerini, o yürüyüşleri, yani bütün bunların önüne ya bunları germeyeceksin, birilerinin sırtında boza pişti. Ya bunların önünde tam duracaksın, ya çekileceksin, ya tam duracaksın, ya bırakacaksın. Bakın bugün ben takdir ediyorum. Hiçbir dini söylem yok. Bugün bizim son 12 senedir başbakanlığımızı yaptı. Bugün cumhurbaşkanı. Dini bir şey yok siyasetinde. Ama dini yaşaması var. Kendisi bir Müslüman gibi İslam'ı yaşıyor. Annesi vefat ediyor, Kur'an-ı Kerim'ini okuyor, namazını kılıyor, her şeyini. Müslümanca yaşaması var. Kimse bir şey diyemez insana. Ama siyasette dini şeyi yok. Ben şunu getireceğim, bunu yapacağım, şunu. Doğrusu bu. Doğrusu şu okul benim arka bahçe. Peki şu okul ne? O okul senin değil mi? Sen o okula da aynı güzel eğitimi vermeyecek misin? Şu okula neyi düşünüyorsan bunu da düşüneceksin. Başörtülü kıza neyi düşünüyorsan başı açığa da onu düşüneceksin. Bu milletin evladıysa inanana da inanmayana da aynı düşüneceksin. Hiçbir şey yok, bizi birbirimize böldürmesinler, kırdırmasınlar, hakarete gerek yok. Herkese saygı, biz Osmanlı derken buydu Osmanlı. Ben Müslümanım diyen liderden de bunu bekliyorum. Ben milliyetçi, milliyetçi sadece bana mahsus. İslam bana mahsus derse yanlış olur. Biz insanların bu noktasına olabilmek bu. Yoksa biz hiç kimseye rahmetli Erbakan'a da benim özel bir kinim, özel bir düşmanlığım şu bu yok. Yanlışını olamaz söylüyorum. Olamaz. Burada Demirel'in de yanlışını. Bunlar siyaset adamı. Ve ben tarihçiyim. Fatih'i değerlendirdiğim gibi, Yavuz'u değerlendirdiğim gibi bütün siyasileri ben değerlendiririm. Artı eksi. Doğru yanlış. Bu değerlendirmek benim işimdir. Meram hasıl oldu hocam. Yani giriyorum anlatıyorum derste veya işte şurada. Bu benim işim. Hayır öyle değilse bana da bir başkası televizyonlara çıkar. O da cevaplar verir. Söyler. Valla meram hasıl oldu. Yani evet. Ama hadise tabii budur. Ancak az önce hani hem azimen diye Erbakan. Benim sırtımda boza pişti. Bunun buraya gittiğini, buraya doğru gitmekte olduğunu görelim. Hani ya göz göre göre ölüme gitti adam. Göz göre göre felaketin içine gitti. Göz göre göre şunu yaptı deriz. Şu göz göre göre gitmeyelim. Geliyor, felaket geliyor. Adam diyor, ya hani işte depre şey oluyor, tsunami oluyor, deniz nereye gitti diye herkes koşuyor ya.
arkadan su alıp götürüyor. Maazallah. Göz, fırtına geliyor, fırtınaya karşı yürüyor. Ne olacak bu? Fırtına geliyor, ne yaparsın Fatih Bey ya? Nasıl bir siyaset yaparsın, neler yaparsın? Tabii siyasetin... Siyaset budur, siyaset. Siyasetin var. Tahlile ve tenkide ihtiyacı var ya, zaten. Evlat demiş, tabii. Bütün ilmin tamam 15 sene. Bütün ilmin tamam. Fakat 2 senede siyaset dersi okursan çok iyi olur. Hocam icazet tamam mı? Tamam. Gerek yok hocam demiş. Girdiği ilk camide hocaya çatınca söylediğin hep yanlış diye. Hoca da işte demiş yıllardır anlatıyorum ya işte o anlattığım şeytan işte karşınızda. Adam bir ölmediği kalmış. Bir sene sonra kendine gelebilmiş gitmiş 2 senede siyaset dersi almış. Ama orada zaten o dersi almış camide canım. Yani ya siyaset var. Tabii Fatih hocam Bey. din Allah'ın. Yani. Biz Sünniyiz. Şiilerde imamet anlayışı var. İmamlar masumdur inancı var. Bizde böyle bir inanç yok. Yok. Hatta bu sebeple biz tenkit ederiz. Peygamberler haricinde herkes günaha bulaşabilir. Evet. Hataya yaklaşabilir. Bunlar da tenkide tabi tutulur. Burada iyi niyet, halis niyet söz konusu diyoruz ve hemen mevzumuza geçiyoruz hocam. Vaktimiz peki. Daraldı. Çünkü Cemalettin Efgani çok bilinen adıyla. Doğru. Ama İran'da Cemalettin'i Esed Abadi diye bilinir. Cemalettin şimdi, İstanbul'i derler. Evet, soracağım. Cemalettin Esed Abadi evet. Derler. Şimdi Cemalettin'in çok farklı kimlikleri var malum. İşte kendisini İstanbullu olarak tanıtıyor. İşte Hindistan'a gidiyor, Türk olduğunu söylüyor. İşte Afganistan'da Afganlıyım diyor. İşte Rusya'ya gidiyor, Rus'um diyor. Şeye gidiyor, İranlıyım diyor, Azeri'yim diyor falan filan bir sürü ifadesi var. Kimdir Afgani? Önce Afgani, oradan başlayalım. Nerelidir kimdir? Yani? Afgani, bizim Türkiye'de Cemalettin Afgani. Afganistanlı bilinir. Esad Abad diye söylüyor kendisi. Esad Abadlı. O kadar şey ki, İran'ın da Esed Abad. Bu çok mühim bir şey. Ha bir dakika, şimdi, Afganistan'da? Esad Abad. Esad Abad. Abad. Birbirine evet, kabil. Esad yakını. Başka, Esed başka. Abad tabii, evet. Dolayısıyla şimdi Cemalettin Afgani'yi bizim Türkiye'de hep Afganistanlı olarak bilirler. Oysa çok söylenti vardır bu dediklerinizin. O taraflardan İstanbul'da çok kalması, İstanbul'a defnedilmesi çeşitli sebeplerle Cemalettin İstanbul'u diye söyleyenler de olmuştur. İranlı, Hindistanlı çeşitli şeyler var. Bir defa karışık ama çok önemli bir husus var. Cemalettin Afgani ile ilgili ciddi araştırmalarda yani bilhassa kendisinin akrabaları tarafından İranlı ve Esed Abadlı olduğu net bir şekilde ortaya konulmuş bir husustur. Yeğeninin yazdığı kitap da bize yazdığı kitap var. Dolayısıyla Cemalettin Afgani İranlıdır. Ve Esed Abadlıdır. Tabi İranlı olması hasebiyle zaten oradan da anlaşılıyor Şii çıkıyor. Niye İranlı? Şii olmasaydı biz Cemalettin Afgani'nin İranlı olacağını bilecektik. Bakın Şii olmasaydı Cemalettin Afgani İran'ın falan bölgesinden, Sünnilerle meskun falan köyünden diye söylenir. Bunu gizlemeye gerek var mı? Sünni olsaydı doğduğu yeri gizlemesine gerek yoktu. Sünni olmadığı için gizledi ve ben Afganistanlıyım dedi. Dolayısıyla bir insanın yalan söyleyen yalancı sizden değildir. Yalan hemen, söyleyen, yalan aldatan, dediniz, aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir. Peygamberimizin hadis sözü, hadis-i şerif. Aldatan bizden değildir. Şimdi babasının adı mesela kendisi Seyit olduğunu söylüyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Sefini Evliya diye bir kitap var Türkiye'de basılmış. Evet, Hüseyini olduğunu söylüyor. Bu kitapta Seyit oldu. Doğru. Hatta Türkistanlı oldu. Türkistan'da da çok büyük ve derin bir tarikatın şeyhlerinden bir sülaleden geldiğini ifade ediyor. Bu kitapta da böyle yazıyor. Ahmet Ağaoğlu meşhur Cumhuriyet'in yazarlarından ona bizzat kendi ifadeleriyle İran Azerbaycan'ında Mera'da doğduğunu söylüyor. En büyük talebesi Muhammed Abdua Afganlı olduğunu söylüyor. Evet. Afganlı olduğunu Afganlı. Söylüyor. Hindistan'da Türk olduğunu söylüyor. İngilizler bile Rumi diyorlar ona. Yani i̇şte Hindistan'da Anadolu. Türk söyleyince evet. İstanbul'u diyorlar. Evet. Evet. Yani şimdi
Bir Hemedan yakınlarında o Esed Ağa var. Evet. Hemedan. Şeyde de Kabil kenti yakınlarında da Esat Ağa var. Esat o da Ağa Kabil yakınlarında. Evet. Yani nereye gitse bulunduğu konuma göre kullanıyor kendini. Yani nerede mesela Hindistan'da yani kimliğini belki gizliyor. Hindistan'da Türklere karşı müthiş bir sevgi olduğunu görüyor. Orada Türk'üm diyor. Türk'üm diyor. Burada Afganlara karşı müthiş bir sempati olduğunu hissediyor, görüyor. Ve Afganlar Sünni. Sünni, Afganistanlıyım diyor. Hindistan demiyor. Ama Afganlara karşı, Afganistan'a karşı bir ne sempati. Yani Afgani aslında nerede neyi kullanacağını çok iyi bilen bir adam. O sempatiyi, en çabuk sempatiyi nasıl kurabilecekse onu kullanıyor. Zaten dünyada gezmediği yer yok. Bilmediği adam yok. Yalan değil. Adam Türkiye'de bütün vilayetlerde şöyle gezdiyse, her birinde ona rafta kaldıysa her yerli olabilir adam. Falan işte mahalle falan komşu falanca sen nerelisin diye önce sor. Ankara hangi mahallesi şu, ardından sen de yanın başka bir mahalle 10 tane isim gezmişsin istediğin gibi anlat. Ondan daha iyi de biliyorsan Ankara'yı, o adam benden 10 kat daha Ankaralı der, Tokatlı der, Yozgatlı der. Bu kadar basit, çok kolay bütün bunlar. Peki. Afgani zeki bir adam, müthiş zeki. Ve bakın şu dahi her şeyi ortaya koyuyor. Babasının adı Hayder. Bu Sünnilerde hemen hemen hiç görülmez. Hiç görülmeyen bir isim. Yani net, açık ki daha sonra Abdülhamit Han'a İran Şahı gönderecektir. Bu adama, çünkü İran'da da bir takım siyasi hadiselere girişince, bu adama sakın inanma, bu Şii'dir. İranlı bir Şii'dir, Afganistanlı değildir diye en iyi bilen kim? Kendi memleketlisi. O dahi gönderecektir. Ama kendi mezhebine uygun davranmış. Şiilikte takiye esastır. Takiye gerçek niyetini ve kimliğini gizlemek sanatıdır. Bu Şialığa hizmet eden biri değil ki Fatih Bey. Nereye, bir taraftan da hizmeti İngiliz'e. İngiliz'e. İngiliz'e hizmeti. Hemen oradan devam edelim. Hizmeti başka Yahudi'ye. Hizmeti kim kullanan? Bir takım insanlara. Hizmeti kendine. Hizmetinin, yani nefsine. Yani anladım. Bunun hizmeti bambaşka bir hizmet. Bir dakika hocam. Bunu tanıyacağız. Bu hizmeti İngiliz'e dediniz. Arada sorularım vardı ama onlara sonra döneceğim. Belli ki karışık bir kimlik. Ve burada bir maksat seziliyor. Gerçek kimliğini, hüviyetini gizleme ihtiyacı hissetmiş. Çünkü misyonunun gereklerini yerine getirmek için kimliğinin bilinmemesi. Bilinmemesi. Yani. Mesela evet. Hüseyin'i dedik, evet. Seyit olduğunu. Seyit olduğunu yani, söylüyor. Yani şeyini, doğduğu yeri yalan konuşan bir adamın, aldatan adamın Seyit olduğuna güvenilir mi? Aşağı tabii. Yani. Tabii. İngilizlerin adamı dediniz. Neye dayanarak mı söylüyorsunuz? Yani neye dayanarak söylüyoruz? Şimdi çok enteresan, onun gezileri var. Hemen hemen İslam coğrafyasında gezmediği yer yok. Bunun yanında Fransa'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Pek çok ülkeleri, Rusya'yı, yani gezmediği dünyada ve İslam ülkeleri itibariyle işte Hindistan'ı, Beyrut'u, İran'ı, Afganistan'ı, Mısır'ı, her tarafı dolaşıyor. Ama İngiltere'ye gittiği zaman evinde kaldığı bir adam var. Kim? Mr. Blunt. Bu kim hocam? Yani bu son derece önemli bir adam. Ajan mı? İstihbaratçı. Ajan, istihbaratçı. Hani Hicaz için Lawrence neyse Mısır için. Mısır için Blunt o. Bir de karısı var. O da istihbaratçı. O da istihbaratçı. Mrs. Blunt. Evet. Şimdi Mısır Mısırlılarındır. Sloganını ortaya atan adam. Blunt bu. Blunt. Evet. Bir dakika, bu bana başka bir şey de çağrıştırdı. Türkiye'de bir gazete var. Sloganı Türkiye Türklerindir. Türkiye Türklerindir. Evet. Ne yani şimdi buradan bir okuma yapalım. Evet, aynısı cümleyle. Bizden geliyor işte. Mısır Mısırlılarındır. İran İranlılarındır. Türkiye Türklerindir. Ne demek istemiş olabilirler? Bölücü ırk. Irk meselesi. En sevdiği şiiri, ben bir Türk'üm, dinim ırkım uludur. Afgani'nin. Yok, Afgani'nin en sevdiği bir şiir. Bu şiir. Şiir kimin? Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul en fazla etkilediği adamlardan biridir. Mehmet Emin Yurdakul. Enteresandır. Akif'in arkadaşlarından. Akif'in arkadaşlarından. Akif'in de hocası gibi. Yani işte ben Akif'i anlatırken, Akif neden bu hataya düştü? Niçin bu hataya düştü? Akif dostunu düşmanını bilemedi. Osmanlı'nın dostunu düşmanını bilemediği zaman, bir de değerini sevdiği zaman, burada biz bugün işi de çatıyoruz. Bir takım şeylere televizyonlarda hep söyleniyor. Bunlar kimden besleniyor?
Bunlar nereden fikirleri, hangi şeyden kaynaktan besleniyor, nereden alıyor? İşte bunları çok iyi sorgulaması lazım milletimizin. Diğer türlü bizi istediği gibi birbirimize düşürebilirler. Afgani'yi özellikle, Akif'e ben sadece bir program yaparım. Ama Afgani'yi 500 program yapmamız lazım. Abduh'u yapmamız lazım. Mevdudi'yi, Reşit Rıza'yı anlatmamız lazım. Hala bölüyorlar bunlar. Tesirleri devam eden adamlar. Evet, onu zaten ifade etmiştik. İngiliz dediniz. Şimdi Kahire'de İskoç ritine mensup Mason lojasına, İngilizlerin kontrolündeki üye olduğunu biliyoruz. Cemalettin, evet. Afgani'nin buraya üye olmuş. Üye oldu. Üye olmuş. Ve bir müddet sonra bu İskoç ritine mensup bu lojadan kovuluyor. Kahire'de. Sebebi Kahire'de. Evet. Sebebi malum ateist fikirlerini serbestçe ve açıkça yaymak. İskoç Mason kriterlerine göre üyelerinin her birinin bir dine, bir inanışa ait olması, sahip olması gerekiyor. Ateist kabul etmiyor. Fransız Mason hocası ise hocam, böyle bir problemi yok onun. Böyle bir problemi yok. Şimdi bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. İngilizlerin adamı dediniz ya, bir dönem İngilizlerle ters düşüyor. Doğru. Fransızlarla doğru. Birlikte hareket ediyor. Acaba bunun sebebi İngilizlerin kontrolündeki ve onların rengini taşıyan İskoç Mason lojasından ateist fikirleri sebebiyle atılmış olması olabilir mi? Olabilir. Bu muhtemel. Yani tabii net belki bir şeyimiz yok. Atıldığını biliyoruz. Ancak doğrudan bir sebebinin şu. Fakat onlarda ateizme karşı, yani neticede bir dini yücelten bir durum var. Şey söz konusu. Tabii İskoç, o da atar. Hani İskoç ritinde belli bir dereceye kadar şeytan biriyle şey dost olmuş da 5 vakit namaz kılmadığını görünce kaçmış yanından. Ben demiş Allah'ın bir emrini tutmadım, tard edildim. Ya sen namaz vakitleri geçip duruyor. Sen bana da bir kötülüğün dokunur senin demiş. Yanından kaçmış hesabı. Şimdi adamın bir dini mensubu var. Birisi bir dini ortaya çıkartıyor. Birisi dinlere karşı ise onu uzaklaştırabilir. Onunla ters düşebilir. Bu ancak yani Afgani ne yapıyor? Yine Mason localarında devam ediyor. Bu defa Fransa'da görüyoruz. Ama Afgani belki tümden İngiliz bunu bıraktı mı? O locadan atıldı ama İngilizlerle şeyi bitti mi? Bu soruyu... Bitmiyor tabii hocam. Yani evet. Çok yönlü oynuyor. Kimliğinin zaten evet. Bir sebebi de bu. O locadan atılabilir ama tabii. İngiliz farklı bir şey. Daha sonra zaten, var. Daha sonra hocam mesela diyor ki Napolyon'un subayları tarafından Mısır'da kurulan Fransız riti dediğimiz, yani Masonluk'ta İskoç riti, Fransız riti, bir de İtalyan, 3 renk vardır ya hocam. Evet. Napolyon'un subaylarının kurduğu Fransız lojası var. Fransızların Mason lojası var. Sonra oraya giriyor. Afgani. Evet. Ve orada üstadı azam oluyor. Doğru mu hocam? Doğru. Doğru. Fotoğrafları, bir takım fotoğrafları var. Şey eldivenleriyle birlikte Masonların. Tekris belgeleri var. Tesis belgeleri var ve o hususlar var. Afgani'nin artık öyle bir şey ki Fatih Bey. Afgani Masonluğunu biraz konuşalım hocam. Bunlar şimdi Muhammed Hüseyin, modernizmin İslam dünyasına girişi. Hocam onu... Eser profesörlerinden bu. Gerçekten çok kıymetli bir ilim adamı. Onu hocam gösterelim, bir de tavsiye şimdi, edelim izleyicilerimize. Profesör Doktor M. Muhammed Hüseyin. Bu çok önemli bir eser. Çok önemli bir eser. Burada Abduh, yani Afgani ve Abduh meselesiyle özel alakalı bir bölüm, ve diğerleriyle alakalı, evet, bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız bu kitabı bu okumalı. Bu kitabı okumalılar. Burada Abduh ve Afgani'ye özel bir bölüm ayırmış. Yeri geldi Abduh, bir kitap daha söyleyelim mi hocam? Afgani ile ilgili en büyük araştırmayı Amerikalı Nicky Kedi yaptı. Nicky Kedi yaptı. O kitabı da getirecektim yanımda. Türkçesi de var. Evet. Profesör Alaaddin Yalçıkaya Türkçe'ye çevirdi. Ve değerli izleyiciler, kitap çıktı. Nicky Kedi diye ararsanız Alaaddin Yalçınkaya çevirisiyle çok önemli bir araştırma. Yani dünyada bir numara. Afgani bir numara. Alakalı. Şimdi, çünkü hayatını vermiş yani. Evet. Şu kitap neden önemli? Bir dönem Eser'e bunlar hakimdi. Eser'e tamamen neredeyse modernist fikirler hakim olmuştu. Felsefeci akımlar, felsefeci fikirler. Mesela
Afgani Mısır'da bir şey kurdu, gazete çıkarmaya başladı Mısır adıyla gazete. Onu verdiği, devamını sağladığı iki tane talebesi Selim Nakkaş ve biri daha, ikisi de Hristiyan'dı. Hristiyan'dı. Bunlara teslim etti. Şimdi Edip İshak. İkisinin de şeyi, kiminle çalışıyor? Hristiyanlarla çalışıyor, onlara veriyor talebesi. Tabi ne tür yayın yaptıkları, Hristiyanlığa mı hizmet, İslam'ı mı bölmek, o ayrı bir şey ama iki Hristiyan'ı Müslüman'a vermiyor. Hristiyanlara veriyor işin fikirlerinin yayılmasını. Onların da neye hizmet ettikleri belli. Şimdi Muhammed Hüseyin Eser'e daha sonra gerçekten ehli sünnet, araştırmacılar, ekol, bunların paçavrasını çıkartıyorlar. Bütün faaliyetlerini, masonluklarını, masonlarla ilgilerini, yaptıklarını o kadar önemli ki, bu niçin önemli Fatih Bey? Bakın Afgani o dönemde İstanbul alimlerine hakim olamadı. İstanbul'a giremedi. Çok uğraştı. Afgani'nin İstanbul'da sadece ilmi az olan çevrelerde etki buldu. İlimde zayıf. Mesela Afgani ilimde zayıftır. Müthiş zeki bir adam. Bir takım şeyleri kapıyor, okuyor, alıyor. Ama ciddi bir eğitimi yok. Bakıyorsunuz, Türkiye'de de ciddi eğitimi olmayan, mesela Mehmet Akif Ersoy, Said Nursi, Afgani'nin tesirindeler. İkisi de, mesela Akif, inkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi, asrın en büyük alimi Cemalettin Afgani. Hocam bir dakika. Mehmet Akif söylemiştiniz ama... Said Nursi medreseli. Medrese mezunu. Said Nursi'nin de medresesi şeyi medrese yok. Mezunu. Medreseli değil Said Nursi'de. Değil midir? Değil. Said Nursi'nin de ilmi şeyi yönü bir eğitim şeyi almamıştır. Tefsirde, hadiste, bir takım şeylerde ilmi bir eğitimi yoktur. Dolayısıyla o da mesela benim seleflerim allamelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh ve meşhur dahilerden Cemalettin Afgani der. Kendisi mi diyor bunu? Kendisi diyor. Peki bu fikrinde, bu dolayısıyla kanaatinde... Dolayısıyla mesela şeyin bir dönem Abdülhamit Han'a açık düşmanlığının, açıkça tavır koymasının sebebi Afgani ve Abduh'tur işte. Said Nursi'nin de Akif'in de. Bildiğim kadarıyla iki döneminden bahseder kendisi. Değil mi? Evet. Eski Said, yeni Said diye. Sonradan galiba toparlamış yani bu fikirlerinden döndüğünü. Siyasetten uzak durmuş. Evet. Yani... Eski Said dediği siyaset yapıyordu. Yani Abdülhamit Han'ı da anlamış. Ama eski siyaset yapıyordu ama Abdülhamit Han'a düşmanlık etti. Sebebi ne? İşte burası önemli. Sebebi kim? Sebebi Afgani. Bir dönem etkilenmiş. Yani etkilendi, Abdülhamit Han düşmanı oldu. Etkisi bu. Yeni Said siyasetle uğraşmıyor. Peki hocam. Şimdi eski Said niye uğraşıyor? Niye Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için çalışıyor, çabalıyor? Bunun altyapısını Afgani'de buluyoruz. Artık Akif'i, Said Nursi'yi bir tarafa bırakıp konuşacaksak Afganileri tanımamız lazım. Böyle giriyorlar içerisine. Fatih Bey çok enteresandır. Adam önce büyütüyor. Afgani'yi kim büyüttü? Afgani'nin böyle bir gücü mü var? Çık bakalım dünyaya, hadi seni tanısınlar. İlmin az değil, yıllardır ilgileniyorsun, dergiler çıkartıyorsun, dini bilgileri biliyorsun, bir takım tarihi bilgilerin var. Haydi bakalım gez dünyayı, seni kim tanıtacak, seni kim reklam yapacak, seni bütün bu aleme ve İngilizlerin, ya Osmanlı yapacak seni gezdirecek İslam dünyasında, seni tanıtacak, sana her gittiğin yerde kapılar nasıl açılıyor, bu kapıları kim açıyor? Bütün dünyada nasıl tanınır hale geliyorsun kısa bir zaman içinde? İşte her gittiğin yerde niye Afgani, Afgani? Kimsin sen ya? Senin neyin var? Ne eserlerin var? Bunlara devam edeceğiz. Zaten Profesör Muhammed Hüseyin tam sizin bu tespitinizi burada şu şekilde ifade ediyor. Bunların etkili ve güçlü kurumlarca yürütülen sürekli propagandalarla parlak ve meşhur gösterilmeleridir diyor bu kadar meşhur. Doğru. Bunları. Bunu kim yapıyor? Tabii. Bu ikilinin diyor gerçek yüzü ortaya çıktığı zaman onların şöhretiyle birlikte insanların ruhlarına yerleşip kökleşen
birçok çürük, temelsiz düşünce de kendiliğinden açığa çıkacaktır diyor. Kesinlikle. Çok güzel bir yani tespit. Bunu söylediğimiz tabii zaman bunların bir düşünceleri çok doğru. Bir kendisi açığa çıkıyor. İki fikirleri bitiyor. Şayet bunlar açığa çıkmazsa, bakın çok önemli. Bunlar açığa çıkmazsa fikirleri devamlı neşvi nüma bulacak. Fikirleri devamlı etkili olacak. Dolayısıyla bunların iç yüzlerinin ortaya çıkması lazım. Eser'de çıktı. Türkiye ilahiyatlarında çıktı mı tam olarak? Bakın o dönemde giremedi. Osmanlı'nın Şeyhülislamları, alimleri, büyükleri bunun sebebidir. O, ve bunu oraya Şeyhülislam oraya Mustafa Sabri hocam. Efendi çok vurgular müthiş bir bunu. Reddiyesi var. Evet, Afganiye müthiş bir reddiye var. Afganiye ve Abdal'a müthiş bir reddiyesi var. Yeri gelince onu da soracağım. Fakat şu masonluk meselesi zaten tescilli. Hem İskoç Mason hocalarına üye olmuş, oradan ateist fikirlerini, hatta bu fikirlere sahip olduğu için değil de bunu sağda solda pervasızca ve açıkça ifade ettiği için kovulmuş evet hocadan. Sonra Fransız hocasına giriyor. Fransız hocasında böyle bir problem yok. Şimdi masonluğu zaten net. Tarihi bilgiler bunu gösteriyor, vesikaları da var. Masonların ateist hani, dedik. Masonların niye ateist? Masonların hani doğrudan bir din şeyi yoktur. Dinleri üstü. Hocam şöyle, İskoç Riti belli bir dereceye kadar her üyesinin Budist olabilir, putperest olabilir, Müslüman olabilir, Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir. Ama illa bir tane inanışı olsun diyor yani adam. Evet. Onun şeyi bu, rengi bu, tavrı bu. Ama Fransız locasında bu yok. Bu yok. Ateist olabilirsiniz orada. Evet. Fransız laikliği ile İngiliz sekülerizmi arasındaki fark da buradan kaynaklanıyor. Fransa'daki laiklik dine karşıdır. İngiltere'de İsa'nın hakkı İsa'ya, benim hakkım bana dediği gibi dini hayatıma karıştırmam, ben de ona karışmam tavrıdır seküler. Yani bu mason hocalarına da yansımış. Dolayısıyla onun için atılıyor İskoç mason hocasından. Fransız hocasına giriyor ve orada da adamı üstad yapıyorlar. Üstad yapıyorlar. Bu kesin. Şimdi, ama ateist dedik. Ben onu soracağım. Cemalettin Afgani ate midir? Cemalettin Afgani ate midir? Cemalettin Afgani şayet hani İskoç Mason Locası'na girerken Hristiyanlığı kabul ederek girseydi, Yahudiliği kabul ederek girseydi, bir dinin mensubu olsaydı, zaten Cemalettin Afgani için şu söz söylenirdi bugün. Cemalettin Afgani Hristiyan oldu. Cemalettin Afgani Yahudi oldu. Cemalettin Afgani işte Budist oldu. Şu oldu, bu oldu. Bir kişiye bunu söyleyemiyorsanız, bunu ifade edemiyorsanız, kendisi de bunu ifade etmiyorsa, aslında bu adam kendi nefsine tapan bir atedir. Yani bunun başka bir şeyi yok. Bir insan her şey olamaz. Yani ben hem Müslümanım, hem Hristiyanım, hem Yahudiyim, hem şuyum, hem buyum. Böyle bir şey yok. Bu aslında ben bir dine inanmıyorumun şeyidir. Yani Müslüman böyle bir şey. Müslüman, Hristiyan'ın hani İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanır, Musa Aleyhisselam'ın 124 bin peygambere inanır, iman eder, kitaplara inanır, iman eder ama ben Müslümanım der. Ben Hristiyanım demez. Ben hem Müslümanım, ben Hristiyanım, ben hem Yahudiyim derse ne olur Fatih Bey? Bilmiyorum bunun. Ne Müslümandır, ne Hristiyandır, ne Yahudidir. Geçen bize çok hoş ifadeleri var. Cübbeli Ahmet Hoca'ya sormak lazım. Hocam Cübbeli Ahmet Hoca'ya soralım da buraya çağırarak mı soralım yoksa çağıralım başka buraya, şekilde mi? Teşekkür çağıralım ederim. Ama zaten sormaya da gerek yok. Yani ne olur bu adam Müslüman olabilir mi? Hani şey var, bunu ben Hindistan'da gördüm, Ekber Şah var. Dinlerin birliği. Topluyor Müslümanı, Hristiyanı, Yahudi'yi, bir din ortaya çıkarttı. Bu artık atedir yani. Evet. Bunun dini yok. Tabii. Bunun dini kendine ait bir din. Kendi bir din ortaya koyuyor. Yani kendi nefsine tapıyor insan. Kendini put yapıyor. Başka bir şey değil bu. Hocam zaten burada... Haşa, Cenab-ı Hak bilmiyor bir şeyi. Haşa. Bu biliyor. Şey diyor hocam... İbrahim Lekkani diye meşhur bir talebesi var. Evet. O Cemalettin'in dinle ilgili görüşlerini zaten burada ifade etmiş. Bakın ne diyor?
Cemalettin'in Camiatül Kevn, evrenin birliği, inancı bu hocam. Naturalist evet, evet, yani. Evet, doğru. Tabiatçı. Tabii. Evrenin birliği. Melekutu Vahdaniyetil Heyet, varlık birliğinin azameti diye bir görüşe inanıyor. Varlık birliğinin azameti. Cemalettin'in kavramsallaştırdığı şeyler bunlar, Afgani'nin. Doğru. Bir de Müteşahhısatül Tabia, tabiatın görüntüleri. Bir de hocam, şurada Ebu'l-Huda Sayyadi, çok meşhur bir evet, zat. Evet, o da çok meşhur. Talebesi Reşit Rıza'ya 1898 tarihli bir mektubunda Cemalettin Afgani için şöyle diyor. Aslında Esed Abadi. O hedefinden sapmış bir ok gibi dinden çıkmış. Dinsizdir diyor. Doğru. Bu onun tespiti. Reşit Rıza da bunu kabul ediyor. Edip Misak, hani bahsetmiştiniz ya Hristiyan evet, Edip evet. Misak. Bakın, o diyor hayatının ilk döneminde tasavvufa karşı bir ilgi duydu. Onun için tarikatta ilerlemek ve hakikate ulaşmak amacıyla evine çekilip yalnızlığı tercih etti. Sonradan akla ve kıyasa dayanan felsefi esasların bütün aleme hakim olması gerektiğine inanarak tasavvufu bıraktı. Hindistan'a gitti. Brahman ve Müslümanların bilginlerinden doğu bilimlerini ve tarihini öğrendi. Sanskritçe öğrendi. Sonuçta dinsizliğe ve alemin ezeli olduğu yolundaki fikirlere saptı diyor. Alemin ezeli olduğu. Ezelilik diye bir batıniyenin bir kolu var ya hocam. Alem ezelidir diyor. Evet. Dinsizliğe saptı diyor. Aynen işte kendi talebesi. O diyor hava boşluğunda bulunan canlı varlıkların tabii gelişme ve evrimle uzayda bir yer işgal ettiğini, gördüğümüz varlıkları bu gelişimin oluşturduğunu söyler. Cemalettin'e göre hikmet sahibi ilk hareketi verenin varlığına inanmak boş bir şüpheden başka bir şey değildir. Bunlar hep ateist fikirler. Bunlar tabii, bu ateist fikirlerle beslenen bir insan ne olur? Ve belki haftaya onu işleriz dediniz hani Abdu. Bu ateist fikirlerle beslenen bir insan ne der Fatih Bey? Onu da Abdu'nun ona mektupları hani birini söyleyelim. Diyor ki sen bizim dışımızı gördüğün gibi bildiğin gibi içimizi de bilirsin. Biz senden geldik yine sana döneceğiz. Bak şimdi yani burada Afgani'nin fikirleri çok güzel özetlediniz. Talebeleri, diğerleri, yazıları, mektupları her birine baktığımız zaman Afgani'de bu fikirler var. Bu fikirlerden beslenen bir insan onu ne görecektir? İlah gibi görecektir. Gibisi fazla. Aynı zamanda. Öyle görüyorlar. İşte öyle görüyor. Ne diyor? Sen bizim dışımızı bildiğin gibi içimizi de bilirsin. Haftaya inşallah onun mektuplarından tabii, daha fazla örnekler de veririz. Abdur diyor hocam işte melekler mabutları hakkında kuşku duysa, nebiler vahiy hakkında şüphe düşse bile ben efendim seninle ve senin yolundayım diyor. Bitti. Biz senden geldik yine sana döneceğiz. Bu korkunç. Cenab-ı Hakk'a karşı söylenen. Cenab-ı Hakk'a karşı söylenen şeyi hocası söylüyor. Afgani için, hocası için söylüyor. Ya bu şimdi hocam, şu bu kadar araştırmalar, bu kadar bilgiler, insanlar aslında bir ilahiyatçı hocalarımız, yani tenzih ediyorum bunu bilenlere artık az da değil. Fakat uzunca bir dönem onun tesiriyle hareket etti. Bugün de hala az değil. Nasıl anlamazlar, nasıl araştırmazlar, nasıl okumazlar? İşte soru bu, kritik soru bu. Yani masonluğu müseccel. Evet kesin. Ate olduğu için mason locasından bile tard edilen bir şahıs. Bu da zaten evet. Kesin. İşte dini görüşlerini, tanrı görüşlerini burada kısaca ifade ettik. Bir de hocam onu da söyleyelim de hükmü ondan sonra verelim. İstanbul'da Darülfünun'un açılış konuşması var. Doğru. İstanbul'dan kovulmasına sebep olan. Neydi o? Neydi o? 1903'te gelmişti galiba. İlk sözü peygamberlik. 1892'de geldi. Darülfünun'un açılışında da bu konuşmayı evet. Darülfünun'un açılışında yapıyor. Daha önce de gelişleri var. Peygamberlik sanatlardan bir sanattır diyor. Ve İstanbul'da özellikle onun için dedim. İstanbul'da çevre edinemedi, bulamadı, alimleri ifsad edemedi. Zira daha ilk sözünü söylediği an adam tard edildi, kovuldu. Büyük infial olmuş. İnfial oldu. Yani peygamberlik Allah vergisi bir şey değil. Sanatla elde edilen bir durum. Ha, çalışmakla tamam. Elde edilen bir şey. Diyor ki hocam her azanın bir sanatı olduğu gibi. Olduğu gibi. Peygamberlik de ruhun sanatıdır. Sanatıdır. Ruhun sanatıdır evet. Diyor.
Bu mühim işte. Sıkıntı burada. Peygamberlikleri de kabul etmiyor ne olduğunu. Hocalara sormak lazım. Bu söz insanı ne yapar? Ne yapar? Ve şey, mesela adımı siz koyun diyor kendisi. Bir şiir var, okuyalım mı? Adımı siz koyun. Evet. Hocam onu yani en son programın finalinde peki, okuyalım. Çünkü kaçırmayalım öyleyse. Yok, ben bazen size, bitti ben hocam diye veriyorsun Fatih Bey. Hocam onun için uzatırız. Evet. O şiir çok yani önemli. Yani şimdi burada çıkartıldı. Bitti mi? Afgani her yeri geziyor. Her tarafı karıştırıyor. Her tarafta İngilizler işte Mısır'a gittiği zaman ilk Mason cemiyetini Afgani kurdu. Hocam ondan önce Mısır'daki Mason hocalarında hep İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar ve Kıptiler var evet. Üye olarak. İlk defa bir Müslüman olarak Afgani üye oluyor. Ve Afgani üye olduğu gibi kendi bütün şakitlerini ve talebelerini de Mason hocasına girmek noktasında teşvik ediyor, teşvik sokuyor. Ediyor. Nerede kalıyor Mısır'da? Reşit Rıza ben diyor, bir tek ben girmedim diyor. Oraya Reşit Rıza var. Reşit Rıza'yı da işlemek lazım. Tabii. O da bir başka Menar dergisinin yani, sahibi. Evet. Ama müthiş bir din düşmanı. Ona girmemiş ama Afgani'nin her yere girmiş. Tesirinde tam ama olarak. Ama sonradan girdiği tabii. Yahudi hanında kalıyor var. Biliyorsun orada. Mısır'da ve bütün çevresinde Yahudiler var. Mısır Başbakanı onu Yahudi mahallesindeki meşhur Yahudi El Halil Hanı'nda. Orada bir yer ayarlamış. Evet. Niye hocam? Yani niye orada hocam? Mesela Riyaz Paşa, Mısır Riyaz Başbakanı. Paşa, tabii Mısır onu koruyor, kolluyor. Çünkü İngiliz desteğiyle orada bir hareket şey yapıyor ve Yahudilerin hücre faaliyeti yapıyor hücre çünkü. Faaliyeti, Müslüman gizli mahallesinde yapamaz, dikkat evet. çeker. Ya bir Müslüman niye bir Müslüman memleketinde gizli faaliyette bulunur ki? Adamın her şeyi gizli ama. Evet. Kimliği gizli. Yani. Dini görüşleri gizli. Her yerde oranın durumuna uygun laf söylüyor adam. Yani, ve ne Müslüman oldu, memleketinde. Değil. Hani Müslüman memleketinde salyangoz satmak derler ya. Müslümansın ya. Yani kimliğin, evet. dinin evet. açıkça sana kim ne söyleyecek? Sen gizli hücre faaliyetleri yürütüyorsun. Hocam. Kiminle yürütüyorsun? Yahudilerle. Yahudi tabii. Bakın Mısır'daki ilk gizli örgütü bu koruyor. Evet. Gençlik, Mısır Gençliği diye bir örgüt kuruyor. Bütün üyeleri, kaynaklarda var, Kedi'de var, bütün Afgani araştırmacıları, bütün üyeleri Yahudi. Müslüman değil. Şimdi hocam, çok yönü var tabii, vakit de daralıyor. Hemen şeyi soracağım. Pan-İslamist bir yönü var. Yani şimdi mesela Afgani ile ilgili Türkiye'deki düşünürler, ya o İslam Birliği siyasetini güden bir adamdı falan derler. Hakikaten İslam Birliği siyasetini güden böyle bir hedef olan bir adam mıydı Afgani? Şimdi tabii nasıl övecekler, nasıl peşinden gidecekler, nasıl kendisini bize güzel tanıtacaklar? Pan-İslamist. Abdülhamit Han için de pan-İslamist demezler mi? Pan-İslamizm. Öyle derler. Niye ama Abdülhamit Han'ın yanında değil? Şimdi birinci soru. Yakalayacaksın. Öyleyse niye Abdülhamit Han'ın düşmanı? Hani sorgulama noktasından baktığın zaman Abdülhamit Han'a pan-İslamizm siyaseti falan da demem. İttihadı İslami'dir. Bütün Müslümanların birlikteliğidir Abdülhamit Han siyaseti. Ona İttihadı İslam. Tabir zaten problemli hocam. Problemli bir tabii. tabirdir o. Onu kullanmak da öyledir. Ancak Afgani öyle İslam Birliği değil. Müslümanları ayrıştırma siyasetini yapar. Siz neden Türkler gidiyor, Osmanlı bitiyor, Osmanlı dondu, Osmanlı ölüyor. Mısır, Mısırlıların, Mısır'da Araplar, kendinize gelin. Artık bu dinin sahibi sizsiniz. Öteden İran'a gider. Ey İranlılar, Urvetül Vuska'da. Onlara mektuplar yollar. Ey İranlılar, İslamiyet'in kuruluşunda siz destek oldunuz. İslamiyet'i siz yaydınız, siz yücelttiniz. Neden bu Türkiye bağlısınız siz? Neden Türkiye bağlısınız? Neden Osmanlı'ya bağlısınız? Halife sizin içinizden olmalı. Afgani gittiği her yerde bölüyor, parçalıyor, ayrıştırıyor. Afgani'nin vazifesi bu, birleştirmek değil. Bu sadece zehirin şekerle kaplanmasıdır. Çok güzel. Zehri yani şekerle kaplıyorlar ve Müslümana yutturuyorlar. Maske. Ama öyle bir şeker ki, Burdur helvası gibi. Geçen Burdur helvası yedim, çok tatlı ya, çok hoşuma gitti. Nasıl bir şey? Yani
Nasıl bir şey? Çok tatlı, çok güzel bir şey. Dışına burdur helvası gibi, o zehirin dışına. Bize, burdurda zehir vermiyorlar bize de yani. Hocam, gittiğiniz yerlerden. Peki. Bize de getirin bana, ağzım sulandı şimdi. Çok yani, merak ettim. Evet, inşallah. İnşallah. Bir, hocam, Sünni memleketlerde Şii-Sünni birliğini savunuyor. Ama İran'da hiçbir zaman Sünni-Şii birliğini savunduğu görülmemiş, duyulmamış. Yani Sünni bir memlekete geliyor, diyor ki nedir bu ayrılık ya? Sünni ile Şii ile birleştirmemiz lazım. İran'da asla böyle asla bir propagandası yok. İki, dört Sünni mezhep, hak mezhep arasında hiçbir ihtilaf olmadığı halde sanki bir ihtilaf varmış gibi bu dört Sünni mezhebin birleştirilmesi yönünde de faaliyetleri var. Evet. Üç, Necd'deki Vahhabi hareketine müthiş destek veriyor. Beş, dört, beş diyelim hadi çok yönü var. Pan Arabist, Pan Türkist, Ahmet Ağlu ile çok iyi dost. Evet. Meşhur Türkçü. Evet, evet. Pan Türkist. Evet. Abdülhamid'e geliyor diyor ki beni Mehdi olarak Türkistan'a gönder diyor. Orta Asya halklarını Rusça'na karşı ayaklandırayım diyor. Bir Türk diğer, birliğini sağlayalım. Bir diyor. Diğerini Abdülhamid Han'a ben Mehdi'yim de diyor. Sana tüm dünya inanır diyor. Tabii. Abdülhamid uyanık ama. Arkasında İngiliz'i görüyor. İngiliz'i görüyor. Şarlatan diyor. İngiliz ajanı. İngiliz'e gidiyor hocam. Beni Sudan'a gönderin Mehdi sıfatıyla diyor. Tamam mı? Sudan sizin işgalinizde ama size bağlıyım diyor. Böyle enteresan bir adam. Şimdi o zaman demek ki Pan İslamist maskesi altında asıl misyonu ayrıştırma. Ayrıştırma, bölme. Arap hilafetini kurmak istiyor. Kurmak. Değil mi? Arap milliyetçiliği yaparak. Hilafeti. İran'a gidiyor başka bir istiyor. Şey yapmak istiyor. Bu tam istiyor. Bir İngiliz siyaseti. Peki şeyi soracağım. Yani kime yaradı? Bu siyaset kime yarar dünyada? Kime yaradı? Sonuçları, kime yarıyor deyince İngiliz. Sonuçları ortada. Sonuçlar ortada. Bu. Ama haksızlık etmeyelim. Bir dönem Mısır'da meşhur Arabi Paşa isyanı var ya İngilizlere evet. karşı. Bir dönem Reşit Rıza'nın dediğine inanacak olursak talebesi Abdullah birlikte. Arabi isyanının neticesi ne oldu? Felaket oldu. Orası İngiliz'in eline düşmedi mi? Güya tabii. Arabi isyanını destekliyorlar. Tabii. Fatih Bey, demin az önce söyledik ya tehlike geliyor. Yani orada da hani bu kime yaradı diye sorarlar ya böyle. Onların ne olduğunu orada bile biz bilemeyiz. Seni kışkırtırlar. Ardından seni boğdururlar. Buna niye bir şey olmadı hala? Tam öyle bir tezgah işte. Arabi Paşa isyanı tam böyle bir tezgah. Evet, tezgah. Arkasında Afgani'nin olduğu. Evet. Affedersiniz. Bir şey, bir yönü daha var. Suikastçılığı. Terörist evet, değil mi? Terörist. Terörist. Doğru. Suikastçı. Yani suikastçı pek çok İran'da mesela karışıyor bu tip şeylere. Nasrettin Şah'a suikastçı gönderiyor. Nasrettin Şah'a suikastçı zannetti. Onun için zaten İran Şah'a Abdülhamid Han'a haber gönderdi. Öldürtmüş adamı. Evet. Mısır bu diyor, İsmail. Orada şeyinin ortaya çıkmasının bir sebebi o Abdülhamid Han'a göndermesinin. Bu İranlıdır, Şii'dir diye orada karıştığı için. Ve Abdülhamid Han bunu davet ediyor. Ardından İstanbul'da bunun zararlarını gördüğü için son nokta İstanbul'da bunu hapsettiriyor. Hapsettiriyor. Etrafını hafiyelerle çeviriyor. Çünkü karıştırıyordu adam. Abdülhamid Han siyaset adamı. Akif'in en büyük düşmanlığının sebebi odur. Bunu hapsettirdiği için. Ha, ölümüne kadar zaten. Ölümüne kadar çıkartmıyor. 1897'de 97 ölüyor. 97'de ölüyor. Maçka'da galiba defnediliyor. Şeyhler mezarlığında gömüldü. Kabrini yaptıran kim? Amerikalı. Amerikalı. Blunt'un girişimleriyle. Amerikalı dostu kabrini yaptırdı. Mermer çok mermer. Nefis. Ve Blunt'un girişimleriyle. 44'te de. Amerikalı bir Müslümanın mezarını yaptırır mı ya? Ne oldu Fransa'da şehzademizin mezarı? Geçen konuştuk değil mi? Çukuruna atıldı. Evet. Ona mermerden mezar yaptırıyorlar. Okyanus ötesinden bir Amerikalı mason gelip mermerden nefis bir mezar yaptırıyor Maçka'da. 44'te de biliyorsunuz kemikleri Afganistan'a gönderildi. Evet. Hocam şeyi soracağım. Mısır Hedefi İsmail Paşa'ya da suikast düzenliyor. Ona da evet Abdullah Mısır'da birlikte. Da var. Ve onun tahtı bırakmak mecburiyetinde. Çünkü oğlu Tevfi mason lojasına mason sokmuş. Mason lojasına sokmuş. Oğlunu başa getirmek suretiyle Mısır'a hakim olacak. Anayasa komisyonu başkan olmak evet. istiyor falan. Ama Tevfik başa gelmiş bunun sayesinde ama ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için kovmuş bunu yanından. Bana da aynı oyunları yapar. Aynı oyunları yapar. Hocam Abdülhamid Afgani niye altın kafes diyorlar İstanbul'daki günleri için?
Yaklaşık bir 5-6 yıl galiba. Burada onu hiçbir yere salmıyor. Hiçbir gazetede, dergide yazı yazmasına müsaade etmiyor. Ona gelip gidenleri kontrol altında tutuyor. Siyasilerle görüştürmüyor. Enteresan bir tutsak hapis hayatı var burada. Neden? Şimdi Abdülhamit Han, tabii biz sadece içeride bakıyoruz Abdülhamit Han'ın hafiye teşkilatına. Abdülhamit Han'ın dışarıda müthiş bir istihbaratı var. 20-25 bin adamı var. Kullandığı nice insanlar var. Kendine suikast yapan adamı kullanıyor. Afgani'nin gittiği her yerde Müslümanları böldüğünü, parçaladığını, fikirlerini, bir takım İngiltere'deki faaliyetlerini, Abdülhamit Han'a geliyor bütün bu faaliyetler. İran'daki bizzat şeyinden, kralından alıyor, haberler geliyor. Mısır'dan, Abdülhamit Han'a her yerden bununla ilgili fikirler geliyor. İstanbul'a geldi 1903'te, dışarı kovuldu. Abdülhamit Han bunu ilk defa görüşmesinde, bundan Abdülhamit'e belki hangi yollardan geldi? 1903 bir sürçme oldu. 1897'de öldü de. Abdülhamit 1897'de, evet. İlk gelişinde kovulmuştu değil mi? Tabii ilk gelişinde kovulmuştu. Evet. Ölümünü 1897 demedik doğru mi? 1897 siz Abdullah karıştırdınız. Evet. Onu tahsiye ettik hocam. Hı. Ama dediğiniz bilgiler üzerinden devam edin lütfen. Şimdi Abdülhamit Han bununla ilk görüştüğü zaman buna diyor ki İslam coğrafyasında Müslümanları birleştirelim. Müslümanları ciddi manada uyandıralım. Yani bir ortak hareket aslında buna söylüyor Abdülhamit Han. Bu belki Abdülhamit Han'a bu noktada her türlü garantiyi de veriyor. Bir görüşmesi var. Böyle çıkıyor ama çıktığı hatta zaman... Hatta Irak'taki Şii ulemayı Abdülhamid'in halifeliğini tanımaları için bir komisyon kurulmuş. O komisyona da katılıyor, mektup yazıyor. Yani. Oradaki dostlarını ikna ediyor. Şimdi niye Abdülhamid'i kafalamak için? Kafalamak. Yani İtimadını kazanmak. Bu faaliyetleri de ancak ikinci gidişinde Abdülhamit Han bunun faaliyetlerine baktığı zaman Abdülhamit Han'a bilgi yağıyor. Bilgi geliyor her yerden. Dolayısıyla bu defa tekrar çağırıyor. Zira o dönem artık Abdülhamit Han'a düşmanlığın en zirve noktalarına, İngilizlerin bütün faaliyetlerini, İngilizlerin bütün Müslümanlar neredeyse sömürgesi haline gelmiş. 2-3 devlet hariç, Afganistan'da olsun, Mısır'da olsun, Hindistan'da olsun. İngilizlerin mesela niye Afganistanlı diyor? İngiltere güdümünde. Afganistan her yere adam tabii, her yere tabii, gidebiliyor tabii. O İngilizlerin desteği sayesinde, koruması sayesinde kimse bir şey demiyor. Afgan vatandaşları İngiliz çünkü şeyi altına gelmiş. İngiltere'nin işgali altında. İngiltere'nin işgali altında. Tabii. Dolayısıyla İngiliz vatandaşı gibi geziyor adam. Ve Abdülhamit Han bunu tekrar çağırıyor. Vatandaşıymış zaten. Koşa koşa geliyor. Tabii. Koşa koşa geliyor. Zira yönlendirecek şey diyecek, sen bana lazımsın diyor. İslam dünyası ile ilgili bana raporlar ver. Raporlar yaz. Ben bir takım faaliyetlerde seni kullanacağım. Şimdi sen öylesin ama Abdülhamit Han da siyaset adamı. Aslında Abdülhamit Han ona, onu yine belki adam hala uyanamadı. Onu oraya yerleştiriyor. En güzel bir şekilde Boğaz'da bir villaya yerleştiriyor. Etrafını hafiyelerle çeviriyor. Afgani artık rapor yazsın bol bol. Altın kafes boşuna altın demiyorlar. Altın kafes, evet, boşuna demiyorlar. İltifat ediyormuş. Yani para veriyor. Para veriyor, iltifat ediyor. İltifat ediyor, kafalamış. Fakat yani çok dünya istiyor ile bütün ilgisini tabii kesti. Hocam şimdi hatta bir dönem sıkılmış bu ablukadan. İngiliz sefaretine sığınmak istemiş. Ben İngiliz vatandaşı deyip adamları, Abdülhamid'in adamları engellemişler. Şimdi hemen şeyi soracağım. Afgani'nin muhakkıplarını, takipçilerini. Yani şimdi masonluğu tescilli bir adam. Kimliği meşkük, şüpheli bir adam. Çok kimlikli, hedefleri gizli olan bir adam. Ateist fikirleri olan bir adam. Allah inancı net olmayan bir adam. İngilizlerin ajanlığını yapmış bir adam. Fransızlara hizmet etmiş bir adam. Evet. Her türlü gizli, kapaklı, efendim maskeli örgütün ve hareketin arkasındaki bir adam. Türkiye'de gerek 19. yüzyılın son çeyreğinde gerekse 20. yüzyıl boyunca yetişmiş din adamlarını, dini tahsil görmüş İslam adamlarını nasıl etkiler ya? Nasıl bir dini önder, nasıl bir İslami bir fikir önderi, bir mücahit olarak takdim edilebilir? Hemen çünkü bunu söylemeden asıl
İslam'a hakaretine çok çarpıcı bir misal. Hemen şimdi gözüme çarptı. Renan'a mektupları var biliyorsunuz. Evet, onu, evet, çok meşhur Fransız Renan'a evet. Diyor ki İslam'ın ilmi gelişmeye engel olduğunu fakat kabahatin Müslümanlarda değil İslam'da olduğunu. Müslümanların da birkaç asır sonra Hristiyanlar gibi dini baskıdan kurtularak hürriyetlerine kavuşacaklarını söylüyor. Kime söylüyor? Fransız müsteşrik Renan'a söylüyor. Evet. Mektupları yayınlandı. İran, Afgani'nin bütün dokümanlarını yayınladı hocam. İran evet. Milli Kütüphanesi'nde ve İran'da milli kahraman olduğu için Afgani'nin soyundan gelenler İran'da Cemali soyadı almışlar. Bu itibardan istifade etmek için. Bunu da ifade ettikten sonra bu kadar felaket sıfatlara ve vasıflarına rağmen Türkiye'de bunun bir İslam enderi olarak takdim edilmek istenmesi ve birçok hakikaten belki iyi niyetle ilahiyatçının, din adamının Afgani bir mürşit, bir mücahit olarak görmesini neye bağlayacağız? Kimdir bunların takipçileri? Son dakikalara girdik, daha şiiri okuyacağız hocam. Yani o döneme baktığınız zaman bazen ortalık puslu oluyor, sisli oluyor. Gerçekleri göremeyebiliyorsunuz. İslam dünyasının o İngiliz tahakkümü altına, sömürgesi altına düştüğü durumlar var. Osmanlı kendi başının çaresine düşmüş, perişanlıkla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Darbeler, Abdülaziz Han'ın neredeyse iflas ettiği, Osmanlı'nın hasta adam denildiği günler. İngilizler yoğun bir şekilde propaganda yapıyorlar. Sanki insanlar işte suçu İslamiyet'e bulmak bir şey haline gelmiş. Bunu İngiliz çok güzel bir şekilde işliyor. Afgani aynısını söylüyor. Bir Mason olmasına rağmen Ziya Paşa bile bundan büyük bir rahatsızlık duyup İslam imiş devleti pabendi terakki evvel yoğumuş iş bu rivayet yeni çıktı. Bunu Afgani'nin bu şey üzerine mi söylüyor? Yani bu, belki Afgani düşüncesindeki anladım. Adamlar. İttihat yani, terakki ve jön tükleri çok etkilemiş hocam. Etkiledi. Çok hani etkilemiş. Peşinden yürüyenler çok bunların etkilemiş. Hepsi İslam'da görmüyor mu suçu? Hepsi İslam'da görüyorlar. Sıkıntı zaten burada. Ama üstadlar öyle diyor. Ve üstadları böyle diyor. Şimdi kabahat İslam'da değil, İslam'da diyor. İslam'da diyor. Bu üstad bunun peşinden kim? Abdullah Cevdet. Osmanlı düşmanlarının hepsi. Abdülhamit Han düşmanlarının hepsi bunun peşinden yürüyor. Adeodullah, Abdullah Cevdet aynı zamanda bir Babi'dir, Bahai'dir. Cemalettin Afgani'nin de bir Babilik yönü de var biliyorsunuz. Onu ver var ve Cemalettin Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibidir der. Cevdet diyor bunu değil mi? Evet. Üstadın Adıvullah Cevdet dediği Abdullah Cevdet. Hiçbir hakikat olması Abdullah Cevdet'in şu sözünden hareketle Afgani'nin ne Müslümanların nezdinde nerede bulunması gerektiği zaten ortaya çıkar. Mehmet Emin Yurdakul. Abdullah Cemalettin Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibidir diyor. Cemalettin Afgani'yi sevmek peygamberi sevmek gibi lazımdır diyor. Kim diyor bunu şey mi? Yurdakul Burada mu diyor? Mehmet Emin Yurdakul. Yurdakul diyor. Akif ne diyordu Afgani ile ilgili? Akif'te inkılap istiyorum ben de fakat Abdullah gibi. Asrın en büyük alimi Cemalettin Afgani. Oradan hasılı şeyhim yer yer gönderelim alemi İslam'a Cemaleddinler. Alemi İslam'a Cemaleddinler göndereceğiz. Alemi İslam ne oldu? Akif'in Abdülhamid'e tavrı şimdi biraz daha tavrının net anlaşılmış oldu. Zaten bunu söylemek için anlattık. Yoksa... Şu an Afgani'nin tilmizleri diyebileceğimiz Türkiye'de çevreler. Var mı hocam? Vallahi yok. Kimler değil. Bunlar? Yok değil. Ağırlıklı ilahiyat fakültelerimizde hala Ankara İlahiyat'ta geçen ben birini şeyde dinliyorum televizyonda aynı fikirler, aynı sözler. Hiç farkı yok. Bu adam inanmıyor dersin. Yani üniversitelerimizde maalesef az değil. Felsefeyi veriyor. Zaten hocam Afgani İran'da tahsil görmüş ilk tahsilini. Biraz gençleşince Necef'te ve Kerbela'da eğitim görmüş. Yani gençlik döneminde Şii eğitiminde felsefe esastır. Esastır, evet. Kelami, akaidi ve tartışmaya dayalı, münazaraya dayalı felsefi ekoldür yani Şii eğitiminde. Dolayısıyla orada zaten zehirlenmişler yani. Yani eğitimi deyince burası çok önemli. Yani aldığı eğitim aslında Şii ekolünden geliyor. Kesinlikle. Ağırlıklı. Evet. Ve
Babil'in yani Şehil'in dört risalesinden bir tanesini istinsah etmiş bir adamdır. Babilik ne? Tamamen İslam dışı, değil mi? Evet. Kendisini 12 imam olarak efendime söyleyeyim iddia eden sonra da tanrılaştıran bir hareketin adı. Da hocam sonuna geldik. Şu meşhur şiir. Ya benim adımı siz koyun diyor. Lütfen. Benim adımı siz koyun. İngilizler benim Rus olduğuma inanır. Müslümanlar ise Zerdüş olduğuma. Sünniler beni Şii zanneder ve Şiiler Ali'nin bir düşmanı. Dört mezhepten bazıları Vehhabi, erdem sahibi bazı insanlar Babi, inananlar beni materyalist bilir, dindarlar takvadan yoksun bir günahkar. Alimler hiçbir şey bilmeyen bir cahil, inananlar inançsız bir günahkar, ne inançsız beni kendine çağırır, ne de Müslümanlar kendinden addeder. Camiden kovulmuş, kiliseden uzaklaştırılmış ben, kime güveneceğime ve kiminle kavga edeceğime şaşırdım. Birini red için, diğerini kabul şart. Birini kabul, diğer taraftaki dostları düşman ediyor. Kaçmaktan, kuşatılmaktan, bir gruptan kurtuluşun çaresi yok. Diğer tarafta kavga edebilmek için sabit bir mekanım yok. Elleri bağlı, ayakları kırık ben, Kabil'de Balahisar'da oturmuş bilinmezlik perdesinin bana neler hazırladığını ve hain semanın yedeğinde bana nasıl bir kader gizlediğini görmek için bekliyorum. Adını siz koyun demiş. Adımı siz koyun demiş. Adını biz koyduk. Zaten kendisi herhalde ifade etmiş. Herhalde dinleyenler bizi bunun adını koydular. Yani eyvallah. Bunun. Ben şuyum diyemeyen bir eyvallah, adam. Eyvallah. Ben buyum diyemeyen. Senin adını kendin koyacaksın. Ben şuyum diyeceksin. Yani bu şiir zaten kendi ölmeden önce yazdığı bir şiir. Hemen kısa bir süre önce değil mi? Tabii, Her şeyi ifade ediyor hocam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Afgani ile ilgili sohbetimizin başında da dediğiniz gibi onlarca hatta yüzlerce program yapılabilir. İnşallah şimdi sıra geldi Muhammed Abduha. O da çok acayip bir kişilik. Onu da inşallah bir programımızda işleyeceğiz. Çünkü çok önemli. Yani Afgani'yi anlamak açısından da önemli. Günümüzü anlamak açısından da. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Haftaya tekrar inşallah görüşürüz. İnşallah. Gittiğiniz yerden ikram edilen tatlılardan da getirmeyi unutmayın. İnşallah. Şeyi de hatırlatayım bu Arap'ın, Arap müellifin haremle ilgili şeyi konuşması. Evet, evet, tamam. VTR'si inşallah onu haftaya izletelim. Tamam. Değerli izleyiciler bize katıldınız. Umarım sizin de çok ilginizi çekmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi tatiller, iyi geceler.